Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız her zamanki gibi bomba gibiyim. Şimdi bir oylama yaptım Instagram'da. Dedim hangi tarz açılım istersiniz? 1, 2, 3 diye sıralandırdım ben onları. Onlar da en çok ben ve o açılımı istediler. Yani bu ben ve o açılımı ne demektir canlarım benim? Şu demektir. Şimdi bu taraf sizsiniz, niyet ettim, ayarladım. Bu tarafta o kişi. Yani aklınızdaki, kalbinizdeki denyocuk diyorum ben onlara. Şimdi biliyorsunuz ki benim şifa çalışmalarım var. YouTube'a da koydum, Instagram'a da koydum. Rune taşlarıyla bunların eğitimini hem yurt dışında hem Türkiye'de de aldım aynı zamanda. Bunlarla şifa çalışması yapılıyor. Onun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok talep var, çok istek var. Biraz bir bilgi vereyim size. Rune taşlarını açıp araştırabilirsiniz. Bunlarla tılsım, yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tabii bunları bilinçsizce yapılamaz. Herkesin yapacağı bir durum değildir, çalışma değildir. Aynı zamanda onu söyleyeyim. Ben bunları hazırlıyorum ve sizlere isteklerinizi daha önceden belirtiyorsunuz. Gerçi genelde benim bakım yaptığım kişiler geliyor. Çünkü bakım yapmadan neyin ihtiyacı olduğunu bilmeden bunu yapamıyorum. 21 günlük bir çalışma oluyor. Öncesinde ben 21 gün bir çalışma yapıyorum, size gönderiyorum ve siz de aynı şekilde ne yapacağınız bilgili bir şekilde, yani açıklamalı bir şekilde size geliyor. Siz de onları uyguluyorsunuz. Ben kendim denedim, etrafımda denedim, birçok güzel sonuçlar aldım, dönüşler aldım, yaptığım kişilerde sizlere de sunmak istedim. İşin aslı biliyorsunuz. Okeylemediğim hiçbir şeyin altına imzamı atmam. Tanımışsınızdır iyi kötü beni. Şimdi canlarım. Neyse, bu konu hakkında çok bilgi edinmek istiyorsanız WhatsApp'tan çıkın çıkın gelin anacığım, detaylı bir şekilde bilgileri alırsınız. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Ben ve o. Beni burada bir enerjim var. Ben gene hop Almanya'ya geldim. Biliyorsunuz Deutschland'dayım. Tekrardan döneceğim, geldim ama pazartesi falan tekrar geri döneceğim. Git gel, git gel, böyle bir durumdayım. Şimdi canlarım, ben ilk önce şunu size anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki şu var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Allah düştü. Şimdi neyse, kızım süpürüyor nasılsa boş ver. Daha sonra öncelikle şunu anlatayım size. Bakın. İlişkilerde, tamam mı? Hiçbir zaman sizden rica ediyorum. Şimdi benden açılım alan kişiler bilir, tamam mı? Özellikle şu soruyu çok alıyorum insanlardan. Şimdi benim karşıma birçok insan geliyor. Aklınız hayaliniz almaz. Burada anlatsam size şaşırırsınız. Biliyorsunuz biz nasıl böyle yeminli tercümanlar var. Mesela psikiyatrlar, psikologlar, bunlar hastalarını veya onlara gelen kişileri kimseye anlatmaz. Bizim de böyle bir yetkimiz yok. Böyle bir şey, yani gerçek, eğer bir tarotçuysa, gerçekten bir şifacıysa zaten anlatmaz. Fakat öyle durumlar var ki arkadaşlar, karşılaşıyorum ki, ve her zaman ne diyorum? Önce kendinizi iyileştireceksiniz. Önce kendiniz ne istediğinizi bileceksiniz. Önce kendiniz çıktığınız yoldan kendiniz emin olacaksınız. Ondan sonra kendiniz karar vererek o kişiyi de kendi hayatınıza çekeceksiniz. İlişkilere ne olursunuz, özellikle de olmayacak ilişkilere bağımlı olmayın. Tamam mı? Ben sizden bunu istiyorum ve bunu size hiçbir tarotçu, hiçbir açılım yapan kişi söylemez. Masallar anlatır, kartları okurlar ama demezler ki kardeşim bu böyle bu böyle demezler. Benim özelliğim, Allah'a bin şükür, her gün şükür ediyorum. Benim özelliğim olmayacaksa olmayacak, olacaksa da böyle olacak. Sen böyle yapman lazım derim, geçerim. Gerisi top sizde. Tamam mı? Benim yapacağım şey bu. Ben zaten bunun için görevlendirmişim. Ben görevimin ne olduğunu gayet iyi biliyorum ve Allah'a çok şükür ki kendini bilmek kadar güzel bir şey yok. Şuursuz değiliz en azından. Çünkü öyle kişiler var ki şuursuzca yapıp şuursuzca yaşayan, şuursuzca bu işi götürmeye çalışan insanlar var. Allah'a çok şükür ediyorum her zaman. Ve size benim yansıttığım, tamam mı? Yani siz benim yüzümü görmeden benim
hal, hareket, tavrım, tamam mı? Duruşum ve bunu karşı tarafa yansıtabiliyorum. Benim takipçilerim bunu biliyorlar. Nasıl bir karakterde olduğumu, nasıl bir insan olduğumu. Hatta bakın bak size ne söyleyeyim. Gelenler ne diyor biliyor musunuz? Beni görmeye gelenler var yani. Ben sırf seni görmeye geldim diyen kişiler var ya. Çok merak ediyorum seni. Gerçekten gördüm, şoka uğradım. Ses başka, görüntü başka diyorlar. Biz seni olgun birini zannediyorduk. İşte bizden de gençmişsiniz falan. Ben böyle bir kalıyorum tabii. Diyorum ki ya tamam, kırka çaktırmayayım. Merdiven dayadık. Fakat yani üç çocuk annesiyim ama yani iyiyiz Allah'a şükür falan diyorum böyle. Yani o da neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Kendimi sevmekten. Kendimi çok seviyorum. Gerçekten kendimi çok seviyorum. Kendime değer veriyorum. Çünkü önce kendim kıymetliyim. Kendine değer verirsen, kendini seversen, kendine değer verirsen senin etrafındaki her şey etrafında toplanır. Bu böyledir. Kendin iyi olursan her şey iyi olur. Psikolojik olarak da böyledir. Her şey olarak bu böyledir. Çünkü benim işim, benim yaşantım, benim her şeyim birbirine bağlıdır arkadaşlar. Ben de size buradan böyle bir konuşma yaptıktan sonra şimdi geçelim açılıma. Çok konuşmayayım. Aslında bazıları seviyor, bazıları sardırıyor. Bunun da farkındayım. Biliyorum benden kaçmaz ama gene de ben sizi bu durumlarda bilgilendirmek istiyorum. Şimdi burada şöyle bir enerji alıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Özlem. Özlem var burada, tamam mı? Büyük bir özlem var, büyük bir kızgınlık var, büyük bir ego var, tamam mı? O kişi de bir ego var, tamam mı? Buradakinde de aldığın enerji hem özlüyor, hem kızıyor, hem sinirli. Neden sinirli? Çünkü olayların gitgellerinden bıkmış bir enerji var burada, tamam mı? Ben ve o dedik. Şimdi bakalım. İlk önce bir şu kartlarımdan çekmek istiyorum. O kişinin şu anki enerjisi neymiş bakalım. Tamam mı? Çok her şey sıradan geliyor ona. Bir kere bundan hemfikir olalım kızlar. Tamam mı? O düşündüğünüz kalbinizdeki o deniyocuk var ya, her şey sıradan. Neden sıradan? Çünkü her şey monoton geliyor ona. Şimdi ve sizin beklediğinizi biliyor. Allah sizi ne etmeye, değil mi? Beklediğinizi belli etmeyin bari. Saklayın şu beklediğiniz kısmını. Her zaman bunu size söylüyorum. Şimdi diyor ki benim diyor hayatımda her şeyi zamana yaydım diyor. Öyle diyen bir kişi var, tamam mı? Süreç bu yolda ilerliyor. Ve sizin de dediğiniz seviyorum lan. Seviyorum lan ben seni diyorsunuz. Aşığım ben sana. Neyi bekliyorsun? Neyi uzatıyorsun? Bunu da daha anlam veremedim diyorsun. Şimdi bakalım. Bunlara bir cevap arayalım. Şimdi özellikle de Aslan Burcu kadın mı? Erkeği. Burada en altta çıkan enerjiyi çünkü okudum. Şimdi diyor ki iki tarafında birbiriyle bir güç savaşı haline girilmiş bir durum var. Şimdi bakın. Burada var ya bir şey söyleyeyim mi? O kişi dedik ya, onunla sizin süreciniz. O kişinin alanından, lüksünden, geçmişini bırakamadığı bir süreç içerisindesiniz. Öyle bir süreç ki bu, tamam mı? Kısır bir döngü. Bu kısır döngüden siz kaçmaya çalıştıkça bu sizi alıyor, bu kısır döngüye sokuyor. Siz kaçmaya çalışıyorsunuz, bu kısır döngüye sokuyor, tamam mı? Şimdi sizin burada yapacağınız ne olacak? Siz diyeceksiniz ki hop kardeşim, artık ben bu döngüye girmiyorum, bu topun içine girmiyorum, tamam mı? Böyle bir enerji hissediyorum ve bakalım neler anlatacaklar bana, kulağıma neler söyleyecekler, ben de size onu anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi o kişinin ilk önce başlamadan şu kartımı şuraya alayım anlatayım. O kişi şu anda ne durumda? Tamam mı? Ona bakacağız ve siz ne durumdasınız? Ondan sonra ikinci sıra şunu anlatacak bana. Bu kişinin kalbi, hisleri, duyguları ve gerçekten, gerçekten ve gerçekten bu karta dilediğim şey şu. Sizin de aynı şekil, sizin de iki taraflı, tamam mı? Kadersel bir bağınız var mı? İki tarafa yüklediğim şey bu burada. Bu değişikliği yaptım ve alttaki tarafta da tamamen ne olacağı, nasıl bir adım atacak, tamam mı? Neyi nasıl yapacak bu şahıs? Bir durum yapacak mı? Tarih ve zaman istiyorum özellikle de. Ve bu açılıma başlamadan önce bir harf çeksem mi acaba? Hangi? Çünkü benim burada bir çok değişik enerjiler var bugün. 5 tane harf çekeyim. Bu harfler daha çok yoğunlaşsın. Tamam mı?
Bakın, Z harfi, K harfi, U harfi, T harfi ve S harfi, E harfi. Tamam mı? Bana bunları çektiler. Bu harfte olanlar, tamam mı, daha çok yoğunlaşsınlar. Bunları size söyleyeyim. Tabii ki siz de hepiniz yoğunlaşabilirsiniz de. Şimdi bana bunları verdiler. Ben de size bunları söyledim. Şimdi canlarım benim. Bakalım ne durumum. Şu anda ölüyor bu. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüm hissi. Tamam mı? Ölüyor. Korkularda. Ve ne diyor biliyor musun? Hem ölüyor arkadaş. Çok karmaşık duygular içerisinde. Hem korkular içerisinde hem de size karşı kızgınlık içerisinde. Tamam mı? Neden bu kızgınlık biliyor musun? Aslında kendine kızıyor. Kendi yapamamadıklarından, kendi çözemediklerinden dolayı bu konumdaymış. Öncelikle onu size söyleyeyim. Onu size söyleyeyim. Şimdi burada dediği nefret kin kendine duyduğu nefret aslında size karşı değil. Tamamen yapamadıklarından, çabasızlıktan ve eylemsizlikten geliyor bu. Bunun var ya, öyle bir çevresi, öyle bir etrafı var ki kalabalık içerisinde yalnız bir karakter. Ama baksanız böyle, çünkü sizin onu takip ettiğinizi biliyorum ben. Baksanız her şey süt liman böyle güzelmiş, hoşmuş gibi gözükse de bu perdenin ilk yüzü, ikinci yüzü çok ayrı deniliyor bana. Tamam mı canlarım benim? Şimdi size geldiğimiz zaman sizde bir kırgınlık, mum gibi eriyorsunuz ve çok özlemişsiniz. Bakın göstereyim. Büyük bir özlem var. Tamam mı? Ve günden güne eriyorsunuz ve burada denilen şey ölçünüzü bilmiyorsunuz. Yani ölçü bilmemek nedir? Çok fazla özlem, çok fazla arzu, çok fazla bekleyiş içerisinde olan bir kişiyle, birileriyle enerjim tutuyor burada benim şu anda. Çünkü onları tutması lazım ki enerjimi şifalandırmam için. Şimdi burada bana deniliyor ki biraz ölçüyü kaçırmışsınız. Hop diyelim, geri çekilelim. Tamam mı? Bir kere ilk önce size bunu söyleyeyim. Çünkü bu kişinin, bakın hayatım, ben size söyleyeyim. Bir merak ediyor. Eğer aranızda küslük, dargınlık, kırgınlık veya böyle bir şey yoksa da aranızda bu kişiyle hemen hemen birkaç ay içerisinde bir geri çekilmesi var bunun. Ama bu merak içerisinde ve düşüncesi de şu an. Acaba o da beni merak ediyor mu? Aslında içten içe dua aleminde ve gene de dik durmaya çalışan bir beyefendi var burada. Belki bu, bakın, üniformalı biridir, askerdir. Yani bir kendine çok güvenen, kendi durumuna, parasına, işine, gücüne veya kendini olduğundan daha yüksek gösteren bir kişi bu. Tamam mı? Ben bilirim havalarında olan bir kişi. Yani hani derler ya, tabiri caizse burnu yere düşse alıp da takacak bir karakterine sahip değil. Şimdi hayatım sana burada diyor ki senin istediğin neymiş biliyor musun? Sıcak bir yuva. Nerede bu ilişkinin temeli, neresi? Yani bu ilişkinin gidişatı nereye gidiyor? Bir artık kendini, bulunduğun yeri bilmek istiyorsun. Neredeyim ben ya? Yani bu ilişkide ne yaşıyorum? Çünkü içinde azmedemediğin ve zihninde, kalbinde, içinde hazımsızlık yaşadığın durumlar olmuş, tamam mı? Ve diyorsun ki ne olursun artık bir şeyler değişsin, dönüşsün. Ben diyorsun bu durumdan sıkıldım diyen bir kişi var burada. Bir dişil var. Şimdi bu taraf dişiller diyoruz zaten. Yani sizsiniz yani. Tamam mı? Ve bu insanla aranızda mesafe olabilir. Tamam mı? Bu insanla aranızda veya da bir yol planı yapmışsınızdır, bir yerlere gitme planı yapmışsınızdır. Ondan sonra bu insanda bir değişme, dönüşme olmuş zaten. Bunu size ben bir dile getireyim. Şimdi güzelim, diyorsunuz ki ben seviyorum. Fakat sırf benim sevmemle, sırf benim istememle bu işler olmuyor diyor. Şimdi burada size diyor ki adalet. Boşanmasını isteyen kişiler var veya bu insanın kendiyle ilgili mahkemeleri vardır veya da siz diyorsunuz ki adalet yerini bulacak mı ya, ilahi adalet. Yani ben bu kadar sıkıntılı bir ilişki yaşadım. Bu kadar çektim anasını satayım. Bu kadar bir dar bir
duruma geldim artık diyorsunuz. O kadar duydum, o kadar laf duydum, o kadar sıkıntı yaşadım. Aslında bunlar bana göre değildi diyorsunuz. Şu anki durum bu. Tamam mı? Bakın sizin düşünceleriniz onun düşünceleri. Tamam mı? Fakat bu değişecek mi? Yani bu döngü değişecek mi? Bu düzen değişecek mi? Bu ilahi adalet olacak mı diyorsunuz? Ne diyor peki, ben buraya kaç çekeceğim şimdi? İlahi adalet olacak mı kızlar? Burada diyor ki öyle bir yüzleşme yaşayacaksınız ki bununla diyor. Tamam mı? Her şey ortaya dökülecek diyor. Bakın şöyle size göstereyim. Öyle bir yüzleşme olacak ki yani herkes etiğindeki taşları dökecek ve bu yüzleşmeden sonra zaten değişim dönüşüm olunacak diyor. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi bu çok düşünüyor sizi ama diyor ki bak acaba diyor ben buna haber ulaştırsam bir diyor sulağı kulağına su damlatsam acaba diyor. Yani bir adım atsam diyor. Acaba bakın siyah kartı çıkıyor. Acaba benim bu yolladığım haberi kabul eder mi yoksa beni ret mi eder? Tamam mı? Şimdi bu düşünceler içerisinde çünkü neden kendi yapamadıklarını biliyor, kendi ilişkiyi bu duruma getirdiğini biliyor, tamam mı? Ve sizin istediğiniz de zaten yüzleşme. Diyorsunuz ki bakın ben zaten senden gelen Allah'ın delisi, her şeyi kabul ettim ya diyorsun, her şeyi kabul ettim, bana yakışmayan şeyleri bile kabul ettim diyorsun. Sen bana hayaller kurdurdun, sen bu ilişkiyi bu noktaya getirdin ve ondan sonra kendini bana alıştırdın ve kendin yaptın, kendin oynadın, kendini de zora soktun diyorsun, tamam mı? Ama hayaller kurduran bana bir erkeğin, yani burada dediğiniz şu, bir erkeğin bana yaptıramayacağı normal bir şeyleri ben sana o kadar inandım, güvendim ki diyorsunuz ve her şeyle sana hayaller kurdum, her şeyimi senin üzerine kurdum diyen kişiler var burada, tamam mı? Ve bundan yana da sıkıntıyı yaşayan ve yeter ki yüzleşme olsun, konuşma olsun, ben her şeyi kabul edeceğim diyen kişiler var. Şimdi bu da bir yanlış. Peki buraya da bir kart çekeceğim. Şimdi size diyor ki bir kere arada güven problemi var diyor. Tamam mı? Güveniniz yok diyor. İkincisi de diyor ki geçmişini diyor. Tamam mı? Bırakamayan bir kişi var biliyorsunuz burada diyor, geçmişini bırakamayan diyor. Siz diyor mutlu olmak istiyorsanız diyor ilk önce bu insan geçmişini bırakması lazım, kendi hayatını bir düzene kurması lazım diyor. Ve bu düzene kurması için de sizin yapmanız gereken şey her şeyi kabullenmek değil, sizin istediklerinizi kabullenmesi diyor. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, burası böyleymiş. İkinci sıraya gelince şimdi diyor ki ben diyor, bakın burada anlatıyor. Benim diyor hayatımda başka bir kadın var. Çocuklarım da var diyor. Ve ben bunlarla diyor bu zamana kadar diyor ne kadar sana yansıtmasam da diyor huzurlu mutlu bir şekilde ilerliyorum. Ama düşe ama kalka diyor. Tamam mı? Siz de diyorsunuz ki bakın ben senden haber bekliyorum. Tamam mı? Ve dediğiniz şey kalpteki şu. Ben çok kırıldım, çok da hayatımda sıkıntılar yaşadım, çok fırtınalar gördüm. Bir daha kaos yaşamak istemiyorum. Artık karar vermen lazım. Bana gelişin artık akpak olması lazım denilen durumlar var. Bakın şimdi bu kişi zaten size, tamam mı, iyi bir şekilde bir haber ulaştıracak diyor burada. Çünkü bu artık bir şeylerin farkına varmış. O tarafla ilgili de bu tarafla ilgili de daha doğrusu kendi hayatıyla ilgili affet beni diyeceği durumlar olacak. Çünkü bunun hayatında bir sıkıntılar yaşanılacak, bir düşecek, bir sürünecek, tamam mı? O sürünmeden de o sonra da diyor herkesin gerçek yüzünü görecek bu insan diyor. Artık diyor son evresi. Şimdi çoğunuzda burada şöyle bir şey var. Ruh eşliliği var, tamam mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Ruhsal olarak hissediyorsunuz bu kişiyi. Ama rüyanızda görüyorsunuz. Ama işaretleri takip ediyorsunuz. Karşınıza çıkan
bir şeyleri gözün, yani sürekli bir hissetme halindesiniz. Ne kadar kendinizi geri çekmek isteseniz de ruhunuz o tarafa çekiliyor. Bencil karakterde kişiler değilsiniz çünkü. Fedakar, anaç yapınız var, tamam mı? Ve insanlığınız çok güzelmiş. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Zaten bu kişi de biliyor. Şimdi diyor ki, ben diyor seni diyor ilk önce dost olarak seviyorum. Bak, dost olarak, arkadaş olarak seviyorum. Her şeyi geç diyor. Bu, tamam mı? Neyi kaybettiğini çok çok yeni yeni farkına varıyor. Onu size söyleyeyim. Ve burada diyor ki şarap. Şarap nedir biliyor musunuz? Kendini ya bu içki içiyor ya bir bağımlılığı var. Böyle bir şey yoksa da kendini oyalayacağı bir durumlar içerisinde diyor. Ama bildiği şey bu. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi siz diyorsunuz ki benim rakibim var, rakibim. Tamam mı? Benim başka rakibim var. Bunu hissediyorum. Zaten hissetmiyorsan da biliyorsundur, tamam mı? Diyorsunuz ki bu ilişkiye devam etmeli miyim yoksa bitirip gitmeli miyim diyorsunuz. Çünkü siz öyle düşünüyorsunuz ki burada diyor ki yani saf ve temiz duygularla burada düşünüyorsunuz. Bencil bir karakteriniz yok. Tamamen ilişkiye kendinizden önce o tarafa fedakarlık ediyorsunuz. Tamam mı? Burada diyor ki yani bu kadar saf ve temiz duygular içerisinde olmayın diyor. Bırakın bu size bir şeyler yapsın. Bu çaba göstersin diyor. Burada verdiği uyarı bu. Ve bakın şimdi ben size söyleyeyim. Özellikle de bu kişi kaderim mi diye çektiğim kartta diyor ki delta. Delta güçlü kadını anlatır. Tamam mı? Üçüncü kadını anlatır özellikle. Şimdi bu zaten her şey bunun elinde. Anahtar da bunun elinde. Çözüm de bunun elinde. O kişinin elinde. Bunu biliyorsunuz. Ve bu kişi ilk önce bağımlılıklarından kurtulması lazım. Ondan sonra her şeyi yapar mı? Yapar arkadaş bu. Yapar. Ve sizin için de diyor ki bakın. Kendinizi basiretsiz, şanssız, işte olmuyor, etmiyor, kendinize acıma durumundan vazgeçin diyor. İlk önce kendinizde değiştirmeniz gereken şeyler var diyor. Kendinizi değiştirin hanımefendiler diyor. Ondan sonra zaten diyor her şey önünüze gelecek sizin diyor. Her şey gelecek. Çünkü burada bazı kişilerle kadersel bağınız var. Bu kadersel bağ nedir? Zorluk olur. Sen başka bir hayat yaşarsın, o başka bir hayat yaşar ama kader gene getirir seni aynı noktaya koyar, tamam mı? Ve burada çoğu kişide de böyle durumlar var. İlk önce size burada dediği şey şu, bağımlılık yapmıyorsunuz. Ve birbirinizin hayatına zorluk değil kolaylık getiriyorsunuz. Siz geri çekilmeniz gerektiği zaman çekileceksiniz, çizgiyi çekeceksiniz. Bu insanın yapması gerekeni sorumlulukları vereceksiniz diyor burada. O sorumlulukları aldıktan sonra zaten bağımlılıklarından kurtulup size doğru gelecek. Burada çocuksu davranışlarda bulunmayın hanımefendiler. Size bunu söylüyorum. Ve şimdi o kişinin, tamam mı, neler yapacakmış? Şimdi diyor ki ilk önce bırakın size diyor gelmenin yollarını arasın. Sizin için biraz fedakarlıklarda bulunsun. Sizin için neler yapabiliyormuş onları görün diyor. Zaten bu kör kütük aşık. Aşık Veysel gibi diyor. Tamam mı? Bırakın daha bir aşık olsun. Daha bir aşkını hissetin. Bakalım bu aşk için neler yapabilecek. Biliyorsunuz Ferhat dağları delmiş. Bakalım bu dağları delmese de en azından bir kabuğundan çıkabilecek mi? Bir ona bakın bakalım diyor. Ve hırslansın. Size karşı hırslansın ki bu aşk için bir şeyler yapsın diyor. Tamam mı? Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size diyor ki siz zaten, tamam mı, bu kişiyle diyor mutlu olmayı istiyorsunuz. Zaten kendi ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz diyor. Sıkıntınız yok ama tutkunuzu çok belli etmemeniz lazım diyor. Bunu iç dünyanızda yaşayabilirsiniz. Biraz strateji yapın. Ne diyorum ben size her zaman? Strateji. Kendinizi net bir şekilde karşı tarafa göstermeyin. Eğer net bir şekilde gösterirseniz, sizi çözmüşse bu insan, olay bitti. Siz ceptesiniz. Bu cepte olduğunuz düşüncesini bu kişiye vermeyin diyor size. Bu da ne demektir? Strateji demektir. Anladın mı? Yani size durun şimdi şurada bir durdurtayım. Ben karşımda tanışacağım veya tanıdığım bir kişiye iki soru sorarım. İki soruda o insanın yedi gelmiş geçmişini çözerim. Benim için bitmiştir. İki sorumla. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben size bu kadar olun demiyorum. Fakat
Öyle sorular sorun ki, öyle konuşmalar yapın ki o kişinin bilinçaltındaki cevabı alın. İnşallah bunu yapabilirsiniz. Burada ne demektir? Bu strateji demektir. Şimdi bakalım. Diyor ki artık ok yaydan çıkacak. Şimdi sizin diyor bu bir ay içerisinde diyor bu kişiyle diyor bir yüzleşip bir konuşmanız var. Artık diyor ok yaydan çıkacak, her şeye okey diyecek duruma gelecek. Şimdi bu kişinin yalanlarını da yakalamışsınız ve yakalamaya da devam edeceksiniz. Özellikle kendi durumundan dolayı zaten yalan söylüyormuş bu kişi. Size diyor ki burada bakın. Bu insanın, tamam mı, geleceği tek bir liman var, o da sizin limanınız. Fakat burada bir negatif durumlar var. Sihirbaz çıkıyor. Ya sizin yaptığınız ya bu kişiye yapılmış bir durumlar var, tamam mı? Size burada diyor ki kırmızı uyarısı. Yani bu nedir? Dikkat edin diyor. Bu kişiye çalışmalar olabilir veya bu kişide negatif enerjiler olabilir. Bunlardan dolayı da bu kişinin gelmesi, size adım atması gecikiyor. Tamam mı? Burada buna şifa çalışması veya bir koruma bir şey yapılması lazım. Benim gördüğüm, hissettiğim bu canlarım. Şimdi bakın. Zaten bu kişi her şeyi çözecek. Anahtar kartı görüyorsunuz. Ben size onu söyleyeyim. Aynı zamanda da size vereceği sözler var bu insanın. Ha, yıkılacak, üzülecek, ağlayacak, sızlayacak. Fakat öyle bir döngüye girecek ki o kişi kendi hayatı yıkılmadan sizin hayatınıza bir düzen kuramayacak. Fakat bu yıkımı yaşarken de siz yanında bunun güçlü bir şekilde, seviyeli bir şekilde duracaksınız diyor. Şimdi sizin istediğiniz belli zaten. Artık karışık durumların çözüme erilmesi, ne bitecekse bitsin, tamam mı? Ve yeni bir dünya kurmak. Ama çocuklu, ama çocuksuz, artık nasıl bir şeyse istiyorsanız bu kişiyle bir aile kurup küçük bir dünyamız olsun, mutlu olalım isteğiniz var mı sizin? Peki o kişi ne yapacakmış? Bakın diyor ki ben diyor babayım diyor. Tamam mı burada? Yani baba nedir? Ya baba figüründen dolayı bu kadar hızlı hareket edemiyor ya da kendi çocukları var ondan dolayı hareket edemiyor. Fakat bu kişi her şeyi arkaya alıp yaz zamanları diyor, tamam mı? Artık bu durumlar düzelecek diyor. Çünkü kendisi ne istediğini bilecek, nerede mutlu olduğunu bilecek, neyi daha çok değer verdiğini bilecek ve neyin daha önce ona öncelik kattığını, yani sizin hayatınızda onun ne kadar değerli olduğunu anlayacakmış. Aldım, kabul ettim. Ve diyor ki bakın. Burada yosma kartı çıkıyor. Yosma kartının ne anlama geldiğini iyi kötü biliyorsunuzdur mantıken de. Yani gerekiyorsa diyor kadınlığınızı ve cinsel gücünüzü kullanmanız gerekiyor diyor. Aynı zamanda da aklınızı kullanmanız gerekiyor. Artık grileri bir yana bırakıp ne istiyorsanız oraya adapte olup odaklanmanız gerekiyor diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın, kabul edin, uymayanı evrene geri yollayın. Peki, şimdi ben burada soracağım. Bu kişinin tam olarak o şahsın ne zaman adım atacak, tamam mı? Bakın, bu kişinin kesin ve kesin bir mahkemesi var, tamam mı? Bu mahkemeyi düşünüyor ve diyor ki benim diyor bunu artık yapmam gerekiyor diyor. Peki bu ne zaman adım atacakmış deyince bana burada bir iki tane zaman veriyorlar. Birisi ikinci ay deniliyor, birisi de deniliyor ki yakın zamanda 4 hafta içerisinde adımı olacak diyor. Peki siz ne diyorsunuz? Bakın size çıkan tek bir kart, tek bir kartla anlatayım. Kudret kartı. Çok severim. Diyor ki burada bakın bir mavi var, bir kırmızı var, bir de gökkuşağı var. Burada diyor ki ya kardeşim sen zaten dibi gördüğün bir adım yukarı çıktın. Artık diyor güçlü duracaksın, kudretli duracaksın ki diyor bu gökkuşağın altındasın zaten diyor. Zaten mutluluk sana yakın. Bekle ve gör diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı sık sık atacağım şimdi artık. Böyle bir 2 günde bir. Çünkü biliyorsunuz bana hadi kalk yap demeden bu işler olmuyor. Ben öyle her gün masallar anlatan bir insan değilim. Hissedip ve size de bu hissi geçirmem lazım biliyorsunuz. Gerçekten çok çok seviyorum hepinizi ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve tschüss.